İnsanların neden ve nasıl puta taptığını hiç düşündünüz mü? Bir puta tapan insan gördüğünüzde ne düşünüyorsunuz? İlk put nasıl meydana geldi? İnsan neden puta tapma gereği duydu? Bu videoda ona değineceğiz. Bu bilgiler umarım herkesin yararına olur. Ankebut suresi 25. ayetinde İbrahim dedi ki: "Siz gerçekten Allah'ı bırakıp dünya hayatında aranızda bir sevgi bağı olarak putları ilahlar edindiniz. Sonra kıyamet günü kiminiz kiminizi inkar edip tanımayacak ve kiminiz kiminize lanet edeceksiniz. Sizin barınma yeriniz ateştir ve hiçbir yardımcınız yoktur der. Ve Necim suresi 19 ve 20. ayetinde Gördünüz mü haber verin Lat ve Uzza'yı ve üçüncü olan Menat'ı diye buyurur. Kur'an ayetinde ve tefsirine göre Lat, Uzza ve üçüncü put olan Menat'ın hiçbir güçlerinin olmadığını, varsa güçlerini göstermeleri istenmiştir. İşte bu noktada ilk putun Lat, ikinci putun Uzza, üçüncü putun da Menat olduğu düşünülebilir. Puta ağaç, altın veya gümüşten insan şeklinde yapılırsa ona Sanem, taştan yapılırsa da Vesen denir. Bir anlatımda Kabil kardeşi Habil'i öldürünce babası aleyhisselamdan korkarak Yemen'e kaçtı. Şeytan ona Habil'in kurbanını ateşin yakması ve kurbanının kabul olunması onun ateşe hizmet edip ve ibadet etmesi yüzündendi. Sen de öyle yap diye telkinde bulununca Kabil bir ateş evi yapıp içinde ateş yakarak ona tapmaya başladı. Dünyada doğan ilk peygamber Hazreti Adem'in beşinci çocuğu olan Hazreti Şid'dir. Hazreti Şit'in oğulları önceleri Adem Aleyhisselam'ın kaynaklara göre Nevz veya Bevz Dağı'ndaki mağarada bulunan kabrini ziyaret eder ve ona tazimde bulunurlar. Kendileri için Allah'tan rahmet dilerlermiş. Kabil soyundan bir adam, ey Kabil oğulları, Şit oğulları Adem'in kabrinin çevresinde dönüp dolaşarak onu tazimde bulunuyorlar. Sizin ise böyle bir şeyiniz yok, dedi ve onlar için bir put yonttu. Tarihte ilk put yapan adam bu oldu diye anlatılır. Ancak rivayetlere göre başka anlatımlar da var. Ved, Süva, Yavuz, Yavuk ve Nesir adındaki putlar rivayete göre Adem aleyhisselamın oğulları ve oğullarının oğullarıydı. İyi amelli kişilerdi. Halk bunlara uyardı. Şit aleyhisselamın oğlu Süva olduğu, Yavuz, Yavuk ve Nesir'in de Süva'nın oğulları oldukları da söylenir. Bu insanlar öldükleri zaman birileri, Keşke onların suretlerini bize yapan biri olsaydı. Kendilerini hatırladıkça bizi ibadete teşvik olurdu dediler. Kabil oğullarından bir adam, Ey kavmim ben can vermeye güç yetiremem. Fakat size onların suretlerine göre beş tane put yontsam olmaz mı dedi. Onlar da olur dediler. Söylediği gibi onlar için Vet, Süva, Yavuz, Yavuk ve Nesrin suretlerine göre beş tane put hazırladı atlarına put dikilenlerin kardeşleri ve akrabaları gelip putların çevrelerinde koşarak dolaşırlar ve onlara tazimde bulunurlardı. Bir asrı bu şekilde geçirdiler. Çok uzun zaman sonra bazı kimseler İslamiyet'ten yüz çevirdi. İkinci asır zamanlarında bu putlara ilk çağdakinden daha çok tazimde bulundular. Üçüncü asıra gelince bizden öncekilerin şu putlara tazimleri ancak Allah katında şefaat etmelerini umdukları içindi dediler.'' putlara tapmaya başladılar. Bunun üzerine yüce Allah onlara İdris Aleyhisselam'ı peygamber olarak gönderdi. İdris Aleyhisselam onları putlara tapmaktan vazgeçmelerini ve yüce Allah'a ibadet etmelerini tebliğ etti. Fakat onlar İdris Aleyhisselam'ı yalanladılar. Putperestlik Nuh Aleyhisselam zamanına kadar arttı. Yüce Allah Hazreti Nuh'u peygamber olarak gönderdi. Nuh peygamber onları Yüce Allah'a ibadete uzun zaman davet etti. Fakat onlar Nuh peygambere karşı koydular ve yalanladılar. Nuh peygamber onlarla başa çıkamayınca kendisini ve yanındaki müminleri onlardan kurtarması için Allah'a dua etti. Yüce Allah onları tufan suyunda boğdu. Tufan suları Nevz veya Bevz Dağı'ndan beş putu sürükleyip yere indirdi. Sular onları ülkeden ülkeye sürükledi ve cidde toprağına attı. Sular çekildi, sert rüzgarlar esti, putların üzeri toprakla kaplandı. İslami kaynaklar, diğer Sami kavimleri gibi Arapların en eski dinlerinin tevhid esasına dayandığını belirtir. Hz. İbrahim peygamber ve oğlu İsmail tarafından Nuh tufanı sonrası inşa edilen Kabe, tevhid inancının hakim olduğu bir mabetti. Daha sonraları Hicaz bölgesi halkı arasında Putperestlik temayülleri oluşmaya başladı. Araplar ve nebatiler civardaki putperest kültürlerden etkilendiler. Allah'ın varlığını kabul etmekle beraber putların Allah'ın yanında ara buluculuk etme gücüne sahip olduklarına, onlar vasıtasıyla Allah'a yaklaşabileceklerine inanmaya ve putları birer şefaatçi olarak kabul etmeye başladılar. Putlar, heykeller, dikili taşlar gibi nesneler tapınmaya değer olarak görüldü. İslami kaynaklarda putperestliği Arabistan'a ilk getiren kişinin Amir bin Lühay olduğu söylenir. Amin bir Lühay'ın ortaya çıkışına kadar Araplar tek tanrı inancına sahipti. Rivayete göre Amir bin Lühay kutsal evin yani Kabe'nin bekçiliğini üstlenmiş bir gün ağır bir hastalığa yakalanmıştı. Kendisine Suriye'de Belka denilen yerde şifalı bir pınar bulunduğu oraya gitmesi halinde iyileşebileceği söylenince oraya gider ve pınar suyuyla yıkanır. Söyledikleri gibi hastalığı biter, iyileşir. Amir bin Lühay yöre halkının putlara taptığını gördü ve buradan aldığı bazı putları Mekke'ye götürerek Kabe'nin çevresine dikti. Bu putlardan biri de Hübel'di. Hicaz bölgesi Araplarının putperestliğine dair başka bir rivayet ise Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'in soyundan gelenler Mekke'yi doldurarak Amalikalıları oradan uzaklaştırdılar. Fakat zamanla kendi aralarında çıkan kavga ve çekişmeler yüzünden bir kısmı başka yerlere göç etti. Göç edenler Kabe'ye olan saygılarından dolayı yanlarında bölgeden birer taş alıp götürdüler. Konakladıkları yerlerde o taşı bir yere koyup Kabe'yi tavaf ettikleri gibi onu tavaf ettiler. Böylece asıl dinlerini unutup putlara tapmaya başladılar.'' Hristiyanlık tarihinde ikonlara saygı putperestlik tehlikesi taşıdığından kiliselerden ikon, resim ve heykellerin kaldırılması mücadelesi verilmiş. İkonalarla ilgili bu mücadele 725'ten 842 yılına kadar devam etti. İmparator 3. Leo 726 yılında bütün suretleri put ilan eden ve onların yıkımını emreden bir genelge yayınlamış, bunun üzerine bir cezalandırma dönemi başlatmış. 753 yılında Hieria Sinodunda İmparator V. Konstantin, Mesih'in yalnızca insanlığının tasvir edilmesiyle ya Nasturilerin yaptığı gibi onun bütünlüğünün bölünmekte olduğunu ya da Monofistlerin yaptığı gibi iki tabiatın bozulduğunu ileri sürmüş, Meryem ve Azizlerle ilgili ikonaları put ilan ederek onların yıkılmasını emretmiştir. İbn Abbas'ın Buhari hadisinde Lat ve Uzzaya ve diğer üçüncüsü Menat'a ne dersiniz ayeti hakkında şu açıklamayı yaptı. Lat, Kabe'yi ziyarete gelen hacılara yağ ile sevik yiyeceği karıp hazırlayan bir adamdı diye rivayet edilir. Kaynaklar bu heykellerin cahiliye dönemi Araplarının da tanrıları arasında yer aldığını kaydetmiştir. Çünkü Araplar çocuklarına Vettin kulu, Yeus'un kulu anlamında Abdüvet, Yeus adlarını veriyorlardı. Bu teftir kaynaklarında geçen isimlerin Adem'in çocuklarına veya salih kişilere ait isimler olduğu bildirilir. Salih kişilerin ölümünden sonra önceleri onların anılarını canlı tutmak ve hatıralarına saygı gösterip şefaatlerini dilemek amacıyla heykelleri yapılarak her birine temsil ettiği salih kişinin ismi verilmiş. Fakat zamanla kutsallık yüklenen bu heykellere tanrı gözüyle bakılıp tapılmıştır. Videonun sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğeni ve yorum yapabilir, düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Başka bir videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.